Bugünkü masalımız Kırmızı Başlıklı Kız. Bir zamanlar sürekli kırmızı başlıklı bir pelerini ile dolaşan bir kız yaşarmış. Bu yüzden herkes ona Kırmızı Başlıklı Kız diye seslenirmiş. Bir gün annesi bir sepete hazırladığı yemekleri ve vitaminli meyveleri koymuş. Sepeti kırmızı başlıklı kıza vermiş. Ve büyük annen çok hasta. Bu sepeti ona götür. Ama yolda yabancılarla karşılaşırsan sakın konuşma demiş. Kırmızı başlıklı kız ormanda bir kulübede yaşayan büyük annesine gitmek için yola çıkmış. Neşe ile yoluna devam ederken kurnaz kurt onu görmüş. Ve ne yapsam da bu küçük kızı yakalasam diye düşünmüş. Kurt kıza yaklaşmış ve nazikçe "Nereye gidiyorsun şirin kız?" diye sormuş. Kırmızı başlıklı kız "Ormanda yaşayan büyük annem hastalanmış. Onu ziyarete gidiyorum." diye cevap vermiş. "Hasta ziyaretine çiçek de götürülür. Bence büyük annene çiçek de toplamalısın." diyerek oradan uzaklaşmış. Kırmızı başlıklı kız büyük annesi için çiçek toplamaya başlamış. Bu sırada kurt kısa bir yol bularak büyük annenin evine ulaşmış. Kapıyı çalmış ve büyük anne "Kim o?" diye sormuş. Kötü kalpli kurt sesini değiştirerek "Benim kırmızı başlıklı kız, sana biraz yiyecek ve çiçek getirdim." diye cevap vermiş. Büyük anne kapıyı açtığında kurt onu yakalamış ve ağzını bağlayarak dolaba kilitlemiş. Büyük annenin kıyafetlerini giyerek yatağa uzanmış. Heyecanla kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. Kırmızı başlıklı kız hoplaya zıplaya kulübeye varmış. Kapıyı çalmış ve "Büyük anne ben geldim." diye seslenmiş. Kurt hızlıca yatağa atlayıp örtüyü burnuna kadar çekmiş. "Kapıyı aralık bıraktım. İçeri gir canım kızım." demiş. Kırmızı başlıklı kız kulübeye girdiğinde büyük annesinin sesini tanımakta zorluk çekmiş. "Büyük annem hasta. Sesi de bu yüzden değişmiştir." diye düşünmüş. "Kollarım neden bu kadar büyük?" "Büyük anne," diye sormuş. "Seni daha iyi kucaklamak için," demiş kurt. "Kulakların neden bu kadar büyük?" "Seni daha iyi duyabilmek için." "Gözlerin neden kocaman peki?" "Seni daha iyi görebilmek için," diyerek doğrulmuş kurt. İyice tedirgin olan kırmızı başlıklı kız "Dişlerin neden sivri peki?" diye titreyerek sormuş. "Seni daha rahat yiyebilmek için." diyerek üzerindeki örtüyü fırlatmış kurt. Büyük annesinin yatağında kurdu gören kırmızı başlıklı kız korkuyla kulübenin dışına koşmuş. Kulübeden çıkıp "Yardım edin!" diye bağırmaya başlamış. O sırada oradan geçen bir oduncu onun sesini duymuş. Var gücüyle kırmızı başlıklı kızın yardımına koşmuş. Kurdu yakalamış ve bayıltmış. Eve girip büyük anneyi dolaptan çıkartarak kurtarmış. Büyük annesini sapasağlam karşısında gören kırmızı başlıklı kız ona sımsıkı sarılmış. "Büyük anneciğim, gerçekten çok korktum. Söz veriyorum bundan sonra asla yabancılarla konuşmayacağım." diyerek ağlamış. Büyük annesi "Tamam, geçti her şey. Bak ne güzel bir ders çıkardın. Artık çok dikkatli olacağına inanıyorum yavrum." demiş. Kırmızı başlıklı kız ve büyük annesi oduncuya teşekkür edip el sallamışlar. Oduncu da kurdu ormanın derinliklerine geri bırakmış. Evet, masalımız burada bitti.